İngiltere'de yaşayan Türkiye'liler müjde. Leica Mobile'le Türkiye'de sabit hatları aramak artık cep yakmayacak. İngiltere'den Türkiye'yi aramanın en ucuz yolu Leica Mobile. Sevdiklerinizle dakika sınırlaması olmadan doya doya konuşmak istiyorsanız dakikası sadece bir peniden Türkiye'yi arayabilirsiniz. Leica Mobile, Ajans Britanya'yı sunar. Ve Ajans Britanya'dan herkese sevgiler. Bu hafta yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Ben ve ekip arkadaşlarım yaklaşan yeni yıl sebebiyle yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Birazdan programa başlayacağız ama gündemde öne çıkan başlıklar neler, Mehmet'ten alalım. Teşekkürler Fatoş. Senin söylediğin gibi yeni yıl heyecanı sadece İngiltere'yi değil tüm dünyayı sardı. Ajans Britanya tüm dünyadaki yeni yıl öncesi hazırlıkları ekranlarınıza getirecek. Aynı zamanda Londra'da yaşayan Türkiye'nin yeni yıl mesajları Ajans Britanya'da olacak. İsterseniz öne çıkan başlıklarla programımıza başlayalım. Noel heyecanı tüm dünyayı sardı. 2011 için İngiltere'nin önde gelen isimlerinden yeni yıl mesajları. Umutlar, temenniler ve dilekler. Avrupa ve dünyadaki son gelişmeler. Modanın öncüleri. Leica Mobile'dan hediye yağmuru devam ediyor. Güzelleşmenin püf noktaları Meskuaför'den. İngiltere'nin Türk girişimcileri. A'dan Z'ye iş yeri dizaynı. Güncel gelişmeler, merak edilenler ve daha birçok konu. Hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü şimdi Ajans Britanya zamanı. 2011 yılına sayılı günler kala Ajans Britanya şimdi sizlere yeni yıl heyecanının İngiltere ve dünyada nasıl yaşandığını gösterecek. Yeni yıl hazırlıkları tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de devam ediyor. Yılbaşı öncesi Noel'i kutlayan İngiltere'de Noel'e sayılı saatler kala sokaklar adeta alışveriş çılgınlığı yaşadı. Binlerce insan Oxford Street'e akın ederken Noel indiriminden yararlanmak isteyenler kendilerini alışveriş merkezlerine attı. Kimileri alışveriş yaparken kimileri de Noel yemeğinde bir araya geldi. Onlardan bazıları ise Afganistan'daki İngiliz askerleriydi. Agreed to commission a new translation of the Bible. Kraliçe 2. Elizabeth ise kameralar karşısına geçerek tüm dünyanın Noel'ini kutladı. Elizabeth aynı zamanda kraliyetin 2010 yılını değerlendirdi. I wish you and all those whom you love and care for a very happy Christmas. Öte yandan Noel sadece İngiltere'de değil, dünyanın birçok farklı noktasında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hristiyanların kutsal şehri olan Vatikan'da Papa 16. Benedikt bir konuşma yaparken Papa'nın konuşmasını binlerce kişi yağmur altında takip etti. O nascimento del menino Jesus. Yaz aylarında Noel'e giren Avustralya'da ise manzara bir hayli ilginçti. Avustralya sahillerinde sörflü Noel Baba vardı. Bu görüntülerdeki Noel babalarsa Filistin'de çekildi. Filistin'de İsrail askerlerini protesto eden Noel babalar yine İsrail askerlerinin biber gazlarına maruz kaldılar. Dünyanın farklı bir noktasındaysa Noel yüzlerce kişinin katıldığı yastık savaşıyla kutlandı. Yeni yıl Tayland'da da farklı bir etkinlikle kutlandı. Fillere Noel Baba kıyafeti giydiren Taylandlılar bu görüntülerin yaşanmasına neden oldu.